Sayın il başkanlarım, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin sayın genel başkanı, Kamusen'in çok değerli genel başkanı, kıymetli belediye başkanlarım, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, sendikaların çok değerli temsilcileri, çok değerli muhtarlarımız, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi, gönüllerinde bitmeyen bir Atatürk sevgisiyle her zaman Cumhuriyet'e ve onun devrimlerine sahip çıkmış Menemen'in güzel insanları. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada genel başkan yardımcılarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle birlikte önemli bir heyetle buradayız. Ancak grubumuzdaki 130 milletvekilimizin hepsi bugün parlamentoda bütçe görüşmelerinde mücadele ediyorlar. Ancak yürekleri buradadır, kalpleri buradadır, sizinle beraberdir. Onların da selamlarını kabul buyurunuz. Biraz önce büyük bir onurla dinledim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin sayın genel başkanı, birlikte o sıralarda görev yaptığımız milli iradenin tecelligahında Atatürk'ün emanetine birlikte sahip çıkmaya çalıştığımız Sayın Hüsnü Bozkurt ifade etti. Elbette onun sözleri çok kıymetli. Dün Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş'a gidişinin 104. yılında Hacı Bektaş'taydık. Bugün buradayız. Temmuz ayında Samsun'da, 19 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıkan, sonrasında Sivas'ta, Erzurum'da kongreleri gerçekleştirip Ankara'ya giderken Anadolu'nun dört bir yanında kurtuluşu ve ardından büyük kuruluşu örgütleyen Gazi Mustafa Kemal'in bulunduğu her yerde, attığı her adıma, ilkelerine, devrimlerine, hatırasına, emanetine ve vasiyetine sahip çıkmak bütün Cumhuriyet Halk Partililerin namus borcudur. Bundan sonra görev yaptığım sürece böyle anlamlı günlerde, yıl dönümlerinde özellikle devrimlerin sembolü olmuş ya da devrimlere sahip çıkmanın sembolü olmuş yıl dönümlerinde ya da büyük acıların, büyük travmaların anma törenlerinde var olmaya devam edeceğim. Madımak'ta Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak olacağım ve Madımak bir utanç müzesi olana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Madımak'tan özür dileyene kadar o ateşi yüreğimde hissetmeye devam edeceğim. Dün akşam yüreğimiz yandı. 6 evladımız bu vatan için, bu bayrak için şehit oldular. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İşte burada bir büyük şehidin, üç büyük şehidin manevi huzurlarındayız. Öğretmen Kubilay asteğmenlik görevini yapmak üzere 1930 yılında Menemen'deydi. Onu koruması için Menemen'in iki evladı Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki onunla birliktelerdi. Ellerinde Cumhuriyet'in ay yıldızlı ay bayrağına karşı şeriat bayrağı taşıyanlar onun şahsında Cumhuriyet'e, devrimlerine, milli birlik ve bütünlüğe ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e isyan bayrağı açtılar. Asteğmen Kubilay görmezden gelmedi. Elindeki imkansızlığı yanındaki iki bekçi arkadaşıyla birlikte oradaki zorluğu görüp de geri adım atmadı. Oradan uzaklaşmadı.
sessiz kalmadı ve elindeki eksik teçhizata ve elindeki mühimmatın amaca uygun olmamasına rağmen Cumhuriyeti savunmak için direndi. Biliyordu ki başaramazdı. Ancak eğer o hainlere karşı başını eğseydi bu ülkenin bağımsızlığı için üzerine düşeni yapamayacaktı. Bazen devrimciler, Atatürkçüler boyun eğmek, baş eğmek yerine Kubilay gibi baş verirler. Baş verirler. Derviş Mehmetlerin hadsizliği onların karşısındakilerin Kubilay kadar cesur olmaması durumunda sonuç alır. Hepimize Derviş Mehmet karşısındaki Kubilay cesareti, onun iradesi, onun vatana bağlılığı örnek olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde 10 Kasım törenlerinde Atatürk'ün resmini yakasına asmayı reddeden sözde 3 tane teğmene karşı, onlara karşı çıkan, müdahale eden 4 tane teğmen Kubilay'ın teğmenleridir, Atatürk'ün teğmenleridir, benim teğmenlerimdir. Atatürk resmini 10 Kasım'da yakaya asmamayı mazeretlendiren bir Milli Savunma Bakanı, toplu iğneleri yokmuş diyen Milli Savunma Bakanı, onların savunmasına, avukatlığına girişen Milli Savunma Bakanı hangi koltukta oturduğunu, geçmişte hangi görevleri yaptığını, ona bağlı olan Genelkurmay'ın kuvvetlerin görevinin ne olduğunu unutmasın. O ordu sivil siyasetin teminatıdır. O ordu demokrasinin teminatıdır. Ordunun görevi milli savunmadır. Ordunun askeri yeri askeriye, sivilin yeri siyasettir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ancak yakasında Atatürk resmi takmayanlara, hatlarını bildirenleri, görevlerini hatırlatanları, Atatürk üzerinden, Atatürk'ün resmi üzerinden görev yapmakta oldukları orduya, Atatürk'ün ordusuna meydan okuyanlara, hat bildirenleri, o resmi asmayanlarla bir kefeye koymak, birlikte disipline vermek ve onlara medya organları üzerinden cuntacı teğmenler demek hadsizliktir. Bu hadsizliği kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Atatürk'ün ordusunda Türk Silah Kuvvetleri'nde asla ve asla Atatürk'e saygısızlık, onun hatırasına saygısızlık kabul edilemez ve bu mazur görülemez. Bu konuda gösterilen her tepki vatana bağlılıktır. Mazur görülen her yaklaşım vatana ihanettir. Bunu böyle değerlendiriyoruz. Tabii bu tip davranışlar meclis kürsüsüne çıkan atanmış bir bakanı da aslını inkar etmeden, takiye yapmadan, düşüncelerini ifade ederek meselenin somutlaşmasına katkı sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çıkıp karşımıza bir takım cemaatlerin, tarikatları sivil toplum örgütleri olarak nitelemiş, onlarla yapılan protokolleri savunmuş ve bundan sonra da devam edeceklerini söylemiştir. Yusuf Tekin'in bahsettiği STK dediği o cemaatler, tarikatlar Aladağ'da yanan yurdu yapanlardır. Gencecik, minicik kız çocuklarının, yoksul kız çocuklarının cayır cayır yanmasına sebep olanlardır. O protokol yaptıkları
Ensar Vakfı'nın yurtlarında tacize, tecavüze uğrattıkları küçük çocuklara yol, küçük çocukları koruyamayan, onları istismar edenlerdir. Onların protokol yaptıkları barınma sorununu, ailelerinin çaresizliğini istismar ederek yurtlarını aldıkları çocukların zihinlerini, beyinlerini yıkamaya çalışarak bu vatana, bu millete, bu bayrağa değil, başka bir sapkın inanç ve inanışa bağlayarak onları cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı yapmaya çalışanlardır. Yusuf Tekin'e buradan sesleniyoruz. Sizin bu milletin çalışkan, bu milletin namuslu, bu milletin çilekeş, bu milletin yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak, size gelecek kuşaklarda elde edemediğinizi sağlamak için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz. Biraz önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok kıymetli Gençlik Kolları Başkanı güzel, beni de duygulandıran bir konuşma yaptı. Bir tek noktasını müsaadesiyle düzeltmek isterim. Dedi ki, onlar ne kadar çok olurlarsa biz de onların karşısında o kadar olacağız. Öyle düşünme başkanım. Bu ülkenin şu anda geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, geçmişteki tercihleri ne olursa olsun, bu ülkenin topraklarında yaşayan yüz binlerce, on milyonlarca, 82 milyon evladın içinde vatanını, milletini seven, gerekirse Atatürk için canını vermek isteyenler bu şımarmış meczuplardan binlerce kat fazladır. Biz çokuz, biz büyüğüz, biz onlara karşı çok daha cesaretliyiz. Ellerinde bulundurdukları yetkilerle şımartılanlar ve toplumu baskı altında tutarak onlara açılan yolda yürümeye çalışanlar, bu milletin damarlarından ilerleyip beynine gitmeye çalışanlar, öyle diyorlardı, Hoca Efendi ile aynı mezziyle farklı yollardan yürüyoruz. Bunlardan bir grubun ne olduğu 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya çıktı. 2010'da biz cumhuriyetçiler, Atatürkçüler hep birlikte yapmayın derken birlikte anayasayı değiştirdikleri cemaatin 15 Temmuz akşamı milletin üstüne süreceği tanklara hep birlikte mazot doldurdular. Meclisi bombalayacak F-16'ların pilotlarını 2010 referandumunda o uçakların içine oturttular. Yargıyı cemaate 2010 referandumuyla teslim ettiler. Bugün cemaatlere, tarikatlara, yeniden alan açanlara şunu söylüyoruz. Kamer Genç söyledi, dinlemediniz. 15 Temmuz'u yaşadınız, ders almadınız. Her sırtını sıvazladığınız cemaat ve tarikat milli eğitimde yapılanarak, sonra dönüp adalet sisteminde yapılanarak ve en nihayetinde silahlı kuvvetler içinde yapılanarak er ya da geç içindeki cumhuriyete olan kinini kusacak, namluyu bu millete çevirecektir. Biz Atatürkçüler, onun kurduğu partinin neferleri, onun çok sevdiği, onun cumhuriyetine sahip çıkan Menemen'in güzel insanları, İzmir'in cumhuriyetçileri, Türkiye'nin bütün Atatürkçüleri, günün birinde onlar namluyu millete çevirdiğinde yine bu toprakları, bu ulusu, bu bayrağı koruyacağız. Onun için cemaatlere, tarikatlara ve onların devleti ele geçirmesine dur diyoruz. Hayır diyoruz, geçit yok diyoruz. Bundan sonra
bugünden başlayarak ve bugünden yeşeren umudu çoğaltarak. Bana dediler ki geçmişte Menemen'de çok coşkulu törenler olurdu. Sonra sayıları sınırladılar. Giriş sayısı sınırlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden törene 10 kişi gelecek. Ama biz daha sonra kendi törenimizi yapacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partililerin bugün ne yapacağından emindim. Ne sabah törende 10 kişiydik ne de bu tepede birilerinin umduğu gibi yalnızız. Gözün alabildiği her yerde ve bu meydana sığmayan yerlerde Menemenliler varsa, İzmirliler varsa, Atatürkçüler varsa, Cumhuriyetçiler varsa umut var. Umut Cumhuriyet'tedir. Umut bizdedir. Umut hepinizdedir. Bundan sonra çağrılın, çağrılmayın. Size ihtiyaç olan her yerde çok olmamız, kalabalık olmamız, dayanışmamız ve gücümüzü göstermemiz gereken her yerde hep birlikte olmaya, hep birlikte mücadele etmeye var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Uzaklardan duyulsun. Bir kez daha soruyorum. Var mıyız? Hep birlikte başaracağız. Biz çokuz ve biz kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.